Her neyse. Biz yine konumuza devam edelim. Estağfirullah. Okuduğum ayet-i kerimeyi de yerini söyleyeyim ki merak eden ve gidip de evinde tefsire bakmak isteyen kardeşimiz olabilir. Bakara Sure-i Celilesi'nin 143 numaralı ayetini bugün sohbet edeceğiz. 143. Estağfirullah. Ve kezalike cealnâküm ümmete vesatâ. Rabbimiz, Mevlamız, Rabbül Alemin buyuruyor ki sizi 124 bin peygamberin içinde en son dünyaya gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ümmet yapan biziz diyor Cenab-ı Hak. Öyle ya, yani biz kendi arzumuzla mı Habibullah'a ümmet olduk, ne dersiniz? Yani biz arzu ettik de öyle mi oldu? Yok. Allah Teala öyle diledi. Zaten insanın yaratılışında insanın bir hiçbir müdahalesi yok. Yani biz insanlar yaratılmadan önce haşa, ey Allah, parmaklarımızı 5 tane yapacaksın, gözümüzü 2 tane yapacaksın dedik diye mi Allah böyle yaptı, yoksa öyle istedi öyle yaptı? Bize danışan yok. Bize kim neyi danışacak? Yani Cenab-ı Hak böyle bir şey yok. Ama lütfetmiştir bizi peygamberler içerisinde insi cinnin, bütün kevn-ü mekanın, bütün zamanların ve mekanların tamamına, umumuna gönderdiği Habibine tutmuş bizi ümmet yapmış. Hadise budur. Bu bir özelliktir, imtiyazdır. Nasıl ki peygamberlik bir özellikse, biliyorsunuz İslam inancına, itikadına göre bir kimse çalışmak suretiyle peygamber olabilir mi, olamaz mı? Asla mümkün değildir. Çalışmakla, sayu gayretle peygamber olunmaz. Neyle olur? Allah'ın seçmesiyle olur. Bak buna dikkat et. Bazı ahmak insanlar görüyoruz diyor, çalışmış çalışmış peygamber olmuş diyor. Yok ya, böyle bir şey yok yavrum. Yanlış biliyorsun. Çalışmakla, sayu gayretle, istemekle, zorlamakla böyle bir şey olmaz. Allah-u Teala sevecek ve seçecek. Habibini sevmiş, seçmiş. Ve sonra kimi Habibine ümmet yapayım demiş. Evet, işte Arapları yapayım. Cenab-ı Hakk'ın iradesi. Biz kendi irademizle olmuş bir şey değil. Daha işte İranlıları ümmet yapayım demiş. Türkleri ümmet yapayım demiş. Şimdi istese Cenab-ı Hak Amerika'nın tamamını ümmet yapabilir mi? İstese öyle olur. Bu Allah'ın iradesi manhasıdır. Ama tabii Müslümanlar çalışacak, tebliğat yapacak, vaaz edecek, insan gidecek, cihat edecek, vasıtaları var, sebepleri onlar olacak. Ama neticede isteyen kim olacak? Allah-u Teala olacak. Onların istemesi ve istemesi mühim değil. Bizim arzumuzun, bizim isteğimizin bir fonksiyonu yok. Bizi kainatın efendisine ümmet yapan Rabbimizdir. Bizim burada bir payımız veya bir müdahalemiz olmamıştır. Bunu ifade ediyor ayet. Cealnâküm, sizi yaptım ümmeten, Habibime ümmet yaptım. Bunun kadrini, kıymetini iyi bilin diyor. Bu demek zaten. Bununla da kalmadı. Bir sıfat daha koydu Rabbimiz. Habibine ümmet yapmış ama bir de bir sıfat koyuyor bize. Ne diyor? Vasata. Vasat ne demek? Vasat Arapça ama Türkçe'ye karışmış. Ne demek vasat? Orta. Vasat. Tam orta. Terazinin iki kefesini eşit şekilde getiren bir şey var o. Orta nokta. Sizi yeryüzünün diyor ortası, yeryüzündeki insanların, yeryüzündeki ümmetlerin, geçmiş ve gelecek ümmetler neyse yani hepsinin ortası, en adaletlisi, en sağlamı, en mükemmeli, en ortalaması, her tarafa uzanabilen, çünkü ortada olan bir şey her tarafa eşit şekilde uzanabilir. Denge demektir yani. Dengede adil, mutedil, ifratı yok, tefriti yok. Ne ileri gitmiş ne geri kalmış. Tam ortada. En mükemmel yerde, en mükemmel sıfatta sizi Habibime ümmet yaptım diyor. Bu ayet bizi çok muazzam derecede etkilemesi lazım. Bu ayetin hesabını Rabbimize vermemiz lazım. Acaba burada anlatılan sıfatlara sahip miyiz, değil miyiz? Sorumluluğumuz çok büyük.
Ve devam ediyor ayet-i kerime, neden sizi orta ümmet, adil, adaletli, terazili, dengeli ümmet yaptım derken, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, yeryüzündeki bütün insanlara şahit olasınız. Şahit. Şahit ne demek? Bir hadiseye, bir olaya gözleriyle tanık olan insan demek. Öyle değil mi şahit? Ben gördüm, ben bu işin şahidiyim diyor. Gözlerimle gördüm. Şahit demek ya. Yeryüzündeki bütün insanların şahidi olmak. Ümmet-i Muhammed'in sadıdır. Yeryüzündeki insanların arzu ettikleri şeyler var. Nedir? Mesela bütün dünya insanları neyi arzu ediyor? Huzur istiyor, huzur. Bütün dünyanın insanlarına kime sorarsanız sorun, huzur istiyorum der mi demez mi? Der, bu ortak bir şeydir. Özgürlük istiyorum, huzur istiyorum, barış istiyorum, rızık istiyorum, geçinmek istiyorum, yemek istiyorum. Bak, bütün insanların ortak sıfatları bu. İşte bu, bütün bu konularda dünyanın tamamı alennas diye, bütün dünya insanları, Afrikalısı, Asyalısı, sadece bir bölgenin insanları değil. Ümmet-i Muhammed'in sıfatı öyle geniş, öyle şumullü, öyle umumi ki, bütün dünya insanlarının barışından, sükunetinden, saadetinden kim sorumlu bu ayet-i kerimeye göre? Kim sorumlu? Ümmet-i Muhammed sorumlu. Biz sorumluyuz. Yeryüzünün adaletinden vallahi Müslümanlar sorumlu. Çünkü sizi adil ümmet yaptım diyor. Bu görev Cenab-ı Hak vermiş, Müslümanlara vermiştir yani. Yeryüzünün adaletinden, yeryüzünün selametinden, yeryüzünün saadetinden, yeryüzünün barışından, yeryüzündeki can emniyetinden, mal emniyetinden Müslümanların sorumlu olduğunu ayet-i kerime kat'i haber veriyor. Bunun için ne yapmak lazım? Yeryüzünün adaletini sağlamak için, barışını sağlamak için, yeryüzünde fitne çıkaran odakları, güçleri, merkezleri dünyada herkesten çok kimin bilmesi lazım? Müslüman bilmesi lazım. Kim adaleti zedeliyor, kim fitneyi çıkarıyor, kim fesadı çıkarıyor, kim kavgayı çıkarıyor, kim etrafı ateşe vermek istiyor, kim insanlığın güvenini sarsıyor? Şahit olmak için gözünü dört açması lazım. Yeryüzündeki olayları, eylemleri, örgütleri, güçleri, ajanları, ajansları, yeryüzünün en kuvvetli ajansının, yeryüzünde en büyük haber merkezinin kimin elinde olması lazım bu ayet-i kerimeye göre? Müslümanların elinde olması. Ama Yahudilerin elinde şu an. Biz kim, ümmet-i Muhammed kim ya? Ayete bak, halimize bak. Burada oturacaksın, Afrika'nın Yeni Gine'sinde, Güney Afrika'nın Ümit Burnu'nda kim fitne çıkarıyor burada anlayacaksın. Ayet onu istiyor senden. Öyle bir teşkilat kuracaksın. لِتَكُونُوا شُهَدَى عَلَمْ Bütün insanların şahidi sensin. Şahit, mahkemede bir hadisenin bütün ayrıntılarına kadar gören ve söyleyendir. Allah bizden soracak. Şimdi mahkemenin sonuçlanması için mahkeme heyeti şahit istiyor, öyle mi değil mi? Şahit istiyor. Şahit gelmeden karar veremiyor. Allah da sizi diyor, ben yeryüzünün şahitleri ümmeti Muhammed yaptım. Ümmeti Muhammed şahitlik etmediyse dava bitmeyecek. Demek ki davanın çözülmesi, yeryüzündeki adalet davasının, barış davasının çözülmesi kimi bekliyor bu ayet gelmeye göre? Müslümanları bekliyor. Yeryüzündeki